Yeni bir rapora göre Çinli hükümet yetkilileri yasa dışı yayınları ortadan kaldırma çabasının bir parçası olarak Hristiyanlığa yönelik yoğun bir baskı uyguluyor ve kiliselerden kutsal kitapları toplatıyor. Kayıtlı olmayan yeraltı kiliselerinin yanı sıra devlet kontrolündeki kiliselerden biri olan Üçbenlik Kilisesi de hedef alınmış durumda. Yeni bir rapora göre Çin'de hükümet yetkilileri son aylarda yasa dışı yayınları ortadan kaldırma çabasının bir parçası olarak Hristiyanlığa yönelik yoğun bir baskı uygulamakla beraber kiliselerden kutsal kitapları toplatmaya başladı. Kayıtlı olmayan yeraltı kiliselerinin yanı sıra devlet kontrolündeki kiliselerden biri olan üç benlik kiliseleri de hedef alındı. Yangshi eyaletindeki üç benlik kilisesi pastörü Bitter Winter'a, Kutsal kitaplarımız elimizden alınırsa bizler artık yokuz cemaat üyelerimizden onları dağlarda gizlemelerini istemeyi düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Bitter Winter Aralık ayında yaklaşık 10 hükümet yetkilisinin ülkede basılmamış veya yasa dışı yazıcılarda basılmış korsan kutsal kitap arayışı sonucunda Yangshi'de farklı bir üç benlik kilisesine baskın düzenlediklerini bildirdi. Pastör onlara kilisenin sadece ülkede basılmış yasal kitaplara sahip olduğunu söylese de yetkililer 30 adet kutsal kitaba el koydu. Zulüm gözlemcisine göre ülke çapında pornografiyi ve yasa dışı yayınları ortadan kaldırmak kampanyasının bir parçası olarak tüm ülkede benzer baskınlar gerçekleştirildi. Hükümet yetkilileri Yiyangşi eyaletinde bir yeraltı kilisesine baskın düzenledi. Kutsal kitap, ilahi kitapları ve diğer dini yayınlara el koyan yetkililer, cemaatin kimlik bilgilerini de kaydederek yeniden karşılaştıkları durumda onları tutuklamakla tehdit etti. Bazı yerlerde kilise üyeleri kutsal kitaplarını kiliselere getirmeyi bıraktı. Aralık baskınında yüzden fazla kutsal kitabın korsan olduğu iddiasıyla el konan Üç Benlik 7. Gün Adventist Kilisesi'nde de durum bundan ibaret. Bitter Winter cemaatin yetkililerin düzenlediği baskınlar nedeniyle kutsal kitapları kiliseye getirmediğini söyledi. Her ibadetten sonra vaazda referans gösterilen bölümler evde okunuyor açıklamasında bulundu. Yangçı eyaletindeki üç benlik kilisesinden bir pastör, yasa dışı kutsal kitaba sahip olduğu iddia edilen kiliselerin 430 ile 1400 Amerikan doları arasında para cezalarıyla tehdit edildiğini söyledi.